Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda altın ve gümüşü tekrardan bir incelemeye alacağız. Altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketler bizler için hangi tarafa doğru evrilebilir veya düşüşlerde hangi rakamları takip etmemiz gerekli? Sizlerle birlikte bunu altın ve gümüş yorumu şeklinde grafik ve analiz üzerinde anlatmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, altında hareketlilik tüm dünya genelinde devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler artık bizler için önemli bir destek ve direnç bölgesi olan şuradaki, bunu biraz daha inceltelim. Evet, 2071 direnç oldu arkadaşlar bizim için. Şuradaki 2071 bölgesi bizim için bir direnç. 2071 direncini ons altında yukarı yönlü aşabilirsek de arkadaşlar, ons altın artık 2100 hedefine doğru yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Biz şu an için 2071 direncini takipte kalacağız arkadaşlar. 2071'in altında bizler için önemli bir destek, altın onsta gene 2053'te bulunan destek bölgesi. Ve onun altında da gene önemli bir destek bölgemiz 2024 destek bölgesi. Destek bölgeleri geri çekilmelerde takip edilecek bölgeler şeklinde düşünülebilir arkadaşlar. 2053 üzerinde ons altında tekrardan hedef 2100 seviyesine doğru çevrilmesi muhtemel hedefler halinde düşünülebilir. Arkadaşlar, %161 seviyesi Elliott dalga teorisine göre, eğer bu dalganın uzatması %161.8 seviyesine kadar da uzanabilirse altında hedef 2400 seviyesine kadar uzanabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde olsun. Buradaki gelişmeyi takip edeceğiz. Geri çekilmelerde 2400 hedefinin gelebilmesi için altın onsta bizler için şuradaki 1935 artık önemli bir destek konumuna geldi arkadaşlar. 1935 altında bir günlük veya haftalık kapanış görmezsek de, bakın şuradaki 1935 artık önemli bir destek. Ve bu 1935 altında daha uzun bazlı düşünen arkadaşlar için, altında bir kapanış görmezsek arkadaşlar, altın ons 2400 dolar hedefine doğru benim beklentim maksimum seviyesi gidişat olabilir. Şimdilik bende 3000 dolar seviyeleri yok arkadaşlar. Dünyaca ünlü bankaların belirlediği 3000 dolarlı seviyeler altın onsta bende gözükmemekte. Bendeki maksimum, eğer altın 1935 altında bir kapanış yapmazsa, altın onsun beklentim olan uzun vadede maksimum gidebileceği seviye 2400 dolar seviyesi olarak gözükmekte. Bu da uzun vade yatırım yapan arkadaşlar için önemli. Fakat 1935 de önemli arkadaşlar. 1935 altında bir kapanış gelirse de yön aşağı doğru evrilir. Fakat 1935 üstünde kaldıkça uzunda 2400 hedefi altın onsta hala çalışmaya devam eder. Kısada dediğim gibi arkadaşlar, 2071 direncini takip edeceğiz. Şuradaki 2071 direnci bizim için önemli. 2071 direncini yukarı yönlü kırabilir, üstünde bir kapanış gelebilirse de yukarıda bizim için 2100 hedef konumuna gelir. 2100-2165 aralığı hedef konumuna gelmesi muhtemel aralık olarak altın onsta gözükmekte. Geri çekilmelerde destek 2053'te bir desteğimiz var arkadaşlar. Ve onun altında gene 2024 desteği göze batan önemli destekler arasında. Uzun vadeli arkadaşlar 1935'i takipte kalsınlar. 1935 kırılmadıkça yön hala yukarı. Kısa vadede al sat işlemi yapan arkadaşlar da
verdiğim destek ve direnç noktalarını takip etsinler. 2071 kırılmadıkça yön hala onsta yukarı yönlü gözükmekte. Gram altına da bakalım hemen ardından. Gram altını da inceleyelim. Evet, gram altında da 478'li seviyeler şu an itibariyle görülmekte. Bizler için en yakın destek noktası olarak gram altında şu an itibariyle 469 desteği gözükmekte arkadaşlar. 469 üzerinde gram altında hareketlerine devam ettiği sürece yukarıda 483 direnci ve onun üzerinde arkadaşlar 493 dirençleri gram altında takip etmemiz gereken önemli dirençler şeklinde düşünülebilir. 469 altında sarkmadıkça arkadaşlar yukarıdaki direnç seviyeleri 483 ve 493 seviyeleri gram altında beklenilebilir. 469 altında gene bizler için önemli olabilecek bir destek seviyesi de 456 rakamında bulunan destek seviyemiz. Bu destek seviyelerinin stop olunacak yeri ise arkadaşlar 445 seviyesi. Evet, 445 gram altında aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Fakat dikkatli olmanız gerekecek nokta ise bu hafta itibariyle 445 rakamıdır. 445 altında bir kapanış gerçekleşirse eğer gram altında yön tekrardan aşağı yönlü döner. Bu da aklımızın bir kenarında B planı şeklinde dursun. Gümüşe de bakalım arkadaşlar. Hemen gümüş onstan devam edelim. Gümüş onstaki kritik seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunun bir incelemesini yapalım. Gümüş ons. Evet, biliyorsunuz gümüş ons arkadaşlar, birçok kişi gümüş onsu ben önerdim şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Fakat gümüş onsu da YouTube'a tanıtan beni takip eden arkadaşlar, altın inden de takip eden arkadaşlar bilir. Gümüş onsu 13'lü seviyelerden biri. Yukarıdaki hedeflerini veren isim Başkan 35'tir. Hiç kimse kusura bakmasın, ben kendimi biraz öveceğim. Hiç kimse kusura bakmasın, gümüşü ben önerdim şeklinde açıklamalarda bulunmasın. Gümüşü YouTube'a sevdiren ve yatırım tavsiyesi olarak da tüm arkadaşlarına duyuran kişi Başkan 35'tir. Evet, biraz da kendimi övdükten sonra hemen gümüş ons'a geçelim. Gümüş ons'ta en yakın 27.83 desteğimiz mevcut arkadaşlar. Şuradaki 27.83 en yakın destek bölgemiz. 27.83'ün altında gene en yakın 26.88 desteğimiz var. İki tane önemli desteğimizi hemen burayı çizelim. Gümüş ons'ta stop olunacak bölge arkadaşlar 26-20. Bu hafta itibarıyla 26-20'deki bölgedir. 26-20 üzerinde veya altında bir kapanış gelmediği müddetçe gümüş ons'ta yukarı hareketler devam edebilir. Bizim için gümüş ons'ta yukarıda ilk etapta önemli bir direnç olabilecek bölgede gene 29-33 bölgesinde bulunan direnç yerimiz mevcut. 29-33'ü takipte kalacağız arkadaşlar. Gümüş ons'ta da gene 29-33 bölgesine doğru yukarı yönlü hareketler devam edebilir. En yakında takip etmemiz gereken direnç bölgemiz burası olarak gözükmekte. Onun üstünde de gene önemli bir direnç, 31-25 direnci. Göze çarpan önemli dirençler halinde. 28 altında kapanışlar olmadığı müddetçe arkadaşlar 31-25'e doğru gümüş ons'ta hareketler tekrardan görülebilir. Gümüş ons'ta da gene 26-20 seviyesi dediğim gibi arkadaşlar stop olunabilecek bölgedir. 26-20 üzerinde kalındıkça gümüşte de hareketler
hala yukarı yönde devam etmekte. İki tane önemli kritik destek bölgemiz, biri 27.83, diğeri ise 26.88 bölgesinde bulunan, bugün itibariyle iki tane kritik destek bölgemiz olarak düşünülebilir. Hemen gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Gram gümüşte arkadaşlar 5.97 artık bizim için önemli bir destek. Şuradaki 5.97 bizim için önemli bir destek. Şurası önemli destek bölgemiz. 5.97 altında önemli yakın bir destek gene 5.78 desteği. Evet, 5.78 ayrıca stop olunabilecek de yakında bir bölge olduğu için arkadaşlar 5.78 stop olarak da kullanılabilecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. 5.78 üzerinde hareketlerin devamının tekrarı halinde yukarıda önemli 6.34, 6.44 ve 7.21 seviyelerinde bulunan direnç noktaları gümüş gramda da takibinizde olması gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Dediğim gibi 5.78 altında bir kapanış gelmediği müddetçe aşağı yönlü hareketler anca düzeltme ve alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Fakat 5.78 altındaki kapanış mutlaka stop gerektirir arkadaşlar. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Gümüşte de gram tarafında 6.44-7.21 civarlarındaki dirençler yakinen takibimizde olacak önemli direnç bölgeleri olarak şimdilik gözüken yerler şeklinde düşünülebilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, bugünlük gümüş ve altın tarafında da anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Katıl butonumuzu ekledik arkadaşlar. Eğer videolarımdan fayda buluyorsunuz, katıl butonuna da maddi olarak üye olup kanalımıza fayda sağlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.